Selamlar efendim. Bir haftanın daha sonuna geldik. Bir haftalık aradan sonra tekrar beraberiz. Geçen hafta biliyorsunuz bayram münasebetiyle yayın yapmamıştık. Ve bu iki haftada özellikle Borsa İstanbul'da çok hareketli günler yaşanıyor. Özellikle de hisse bazında inanılmaz bir volatilite var. Onu en baştan söylemek lazım. Neyin neden yükseldiği ya da neyin neden düştüğü konusunda bir konsensüs yok. Zaten biliyorsunuz bu tarz şeyleri çok kısa vadeli yorumlamak çok kolay değil, doğru da değil belki ama bizler gibi böyle sık sık kameranın karşısına geçen kişiler için biraz da zaruriyet oluyor. Dolayısıyla bir kere uzunca bir süre devam eden bilanço sezonunun içindeyiz. Biliyorsunuz enflasyon muhasebesinin uygulanmasından dolayı bilanço sezonu çok uzadı. Mayıs'ın 9'una kadar yanlış hatırlamıyorsam bilançolarını açıklamak üzere şirketlere izin verildi. Dolayısıyla onlar da bu süreyi kullanıyorlar. İşte kullanan kullanıyor, kullanmayan kullanmıyor ama sonuçlar geldiğinde hakikaten daha önceki bilançolardan çok farklı ya da gelir tablolarından çok farklı şeylerle karşılaşıyoruz ve bunların da çok ciddi fiyatlama etkisi oluyor. Bunların da tabii ki endeks üzerinde etkileri oluyor. Çünkü bu ilgili hisselerin ağırlıkları da yüksek. Hem 30 üzerinde olanlar var hem de 100 üzerinde olan var. Demek ki buradan ne anlıyoruz biraz? Bir miktar Türkiye'deki o hani seçimden sonra gelecek geldi denen yabancı vesaire gibi hikayenin henüz başlamadığını anlıyoruz. Bunu Türkiye'deki yerli yatırımcıların kendi içlerindeki belli sahiplerle hisselerdeki hareketleri gerçekleştirdiğini görüyoruz. İşte fonlarda bunlar da belki de en ön planda olan kurumsal yatırımcılar. Şimdi bu yabancı yatırımcı bahsini bu anlamda açmışken bu hafta hem IMF'nin hem de Dünya Bankası'nın toplantıları vardı. Merkez Bankası Başkanımız Fatih Karahan'la Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek bu toplantılara katıldılar. İkisinin de görüşleri zaman zaman ekranlara yansıdı. Hem YouTube'dan hem Twitter üzerinden, X üzerinden bunları izleme şansımız oldu. Bunlardan bir tanesi, önemlisi geçen hafta Fatih Karahan yanında Güney Afrika Merkez Bankası Başkanı da vardı. İlginç olan bir Güney Afrika Merkez Bankası Başkanı'nın bu toplantılara gide gele işte oradaki kişilere tabii ki bir tanışıklık doğal olarak oluyor ama bizim Merkez Bankası Başkanımız bu sene tanıştı. Geçen seneki Merkez Bankası Başkanımız da o sene tanışmış olabilir. Yani bunu aslında biraz egzajere ederek söylüyorum. Başkalarının işte 10 senede bir Merkez Bankası Başkanı değiştirdiği dünyada biz yılda 3 tane değiştirebiliyoruz. Bu kötü bir durum. Hani hep yapısal reformlar, yapısal reformlar diye bahsedilen hikayeler var ya, işte bu Merkez Bankası değişikliğinin çok daha zorlaştırılması, Merkez Bankası Başkan değişikliğinin zorlaştırılması büyük bir yapısal reformdur. Mesela bunun piyasalar üzerinde etkisi olur mu? Olur. Onu da sadece bu konuşmayla ilgili bir dipnot olarak söylemiş olayım. Neyse, konuşmasına gelecek olursak açıkçası kuvvetli bir duruş sergiledi. Biliyorsunuz zaten önümüzdeki hafta Merkez Bankası toplantısı var Perşembe günü ve biz sizinle bu yayınları yapmadan önce bir toplantıyı alacağız. Onun için ben ona ilişkin öngörülerimi de sizinle paylaşacağım. Ve seçimden önce de hiç beklenmedik bir şekilde, ben biraz bekliyordum gerçi de, genel olarak beklenmedik bir şekilde 5 puanlık bir faiz arttırımı yapılmıştı. O faiz arttırımına atıfta bulundu. Hafif böyle gülümsemeyle, yani biz ne kadar bağımsızız, ne kadar şeyiz, oradaki moderatör hanımefendi de zaten seçimlerden önce 5 puan gibi yüksek bir faiz artırımı yaparak bunu gösterdiniz falan dedi. Orada böyle bir gülerek gururla vakur bir ifadeyle evet biz zaten bağımsızız. Draghi'nin meşhur sözü whatever it takes, ne gerekiyorsa yapacağız bu enflasyonu düşürmek için söylemini tekrarladı. Fakat orada şöyle bir cümle dil sürçmesi oldu. Onu sizlerle paylaşmak isterim. Biz yeteri kadar yaptık dedi. Bence faiz için söyledi bunu. We have done enough dedi. Ve ondan sonra bunu hemen biraz böyle düzeltti bir sonraki cümlede. Ve yani tabii ki yapacak şeylerimiz var. Likiditeyle ilgili vesaire ilgili atılacak adımlarımız var. Enflasyonu data dependent, yani işte veriye bağlı olarak gidiyoruz. Ve bunun sonucunda da gereken nesi tekrar yapmaya devam ederiz dedi. Ama benim buradan anladığım, aslında çok uzatmayayım, önümüzdeki toplantıya ilişkin artık Merkez Bankası faiz arttırımlarının sonuna gelmiş. Ve bir faiz artırımı daha olmayacak. Öyle gözüküyor. Dolayısıyla planlarımızı bir şekilde buna göre yapmak doğru olabilir. Yani plan derken ne yapıyoruz bununla ilişkin? Mesela işte biliyorsunuz yatırımlarımızı nereye yönlendirelim sorusunun cevaplarından bir tanesi son dönemde yoğun bir şekilde para piyasası fonları oldu.
Ve para piyasası fonları da normal bunun işte en yakın rakibi nedir? Vadeli mevduattır. En aralarındaki en temel farklardan bir tanesi vadeli mevduat bağladığınızda bir aylık, 3 aylık, 6 aylık neyse faizi kitlersiniz. Yani o vade boyunca faiz değişmez ama para piyasası fonlarında önemli bir fark, faiz günlük olarak değişir. İçindeki enstrümanlara göre onlar genelde kısa vadeli enstrümanlar. İşte maksimum vadeleri 184 gündür, ortalama vadesinin 45 gün olması gerekir vesaire. Şimdi hal böyle olunca da artık para piyasası fonlarının önümüzdeki dönemde faizlerinin artmayacağını bekleyebiliriz. Ama zaten şu andaki mevcut faizler de mevduat eşleniği bileşikten dediğinizde 65-70'lere gelen faizler orada görüyoruz. Bunların cazibesinin bir süre daha devam edeceğini beklemek lazım. Bunların çünkü cazibesi ancak ne zaman yitirilecektir? Faizler düştüğü zaman. Şimdi bu anlamda bir tartışma daha sürekli gündemde. Buna da biraz açıklık getirmek istiyorum. O da şu: Türkiye bir reel faiz veriyor mu? İşte şu andaki faizler enflasyonla mücadele için yeterli mi? Açıkların enflasyon %65 iken işte bizim %50 politika faizi uyguluyor olmamız bir sıkı politika değildir. Demek ki yeteri kadar Merkez Bankası tarafından sıkılaştırıcı politika uygulanmamış cümlesi. Bu doğru değil. Yani benim daha önce belki paylaşmışımdır. Burada gerçekleşen enflasyona bakmanın hiçbir manası yok. Geçtiğimiz yılın Temmuz'unda, Ağustos'unda, Eylül'ünde gördüğümüz işte enflasyon rakamları şu andaki yüksek yıllık enflasyonun içinde var. Şimdi bu geçti yani. Bunu tekrardan şu anda düşünmemizin manası yok. Onun için biz beklenen enflasyona bakmamız gerekiyor. Beklenen enflasyona da nereye bakacağız? İşte Merkez Bankası'nın yıl sonu tahmini var. %36 ama üst bandı 42. Onun dışında bir de piyasa katılımcı beklenti anketi yayınlanıyor biliyorsunuz. O da bugün yayınlandı. Ondan bahsedeyim ki zaten konular birbiriyle çok bağlantılı. Nisan anketine göre yıl sonu piyasanın beklentisi %44. 12 ay sonrasına ilişkin beklenti %35,17. Demek ki geçen Mart ayında 12 ay sonrası için beklenti %36,70'ti. Orada bir düşüş var. Yani ufak ufak piyasada biraz Merkez Bankası'nın tarafına doğru gelmeye başlıyor. En azından üst bandın biraz üstünde ama biliyorsunuz Türkiye gibi enflasyonla mücadelede bu kadar başarısız olan bir ülkede 2 puanın 3 puanın lafı olmaz. Dolayısıyla ben biraz buraya doğru yakınsanabileceğini düşünüyorum. Çünkü hakikaten çok kararlı bir duruş var o anlamda. Tabii ki bunlar hiç maliyetsiz değil. Ama günün sonunda Merkez Bankası, zaten enflasyon raporu da yayınlanacak yakın zamanda, onu da sizlerle konuşuruz. Orada tekrardan yıl sonu tahminini revize edecektir. Bence etmeyecektir. Yani 36'da kalacak muhtemelen. Ona göre de davranacağız diyecekler. Tabii ki bunların sadece işte faizler üzerinde vesaire değil, aynı zamanda borsamız üzerinde de çok ciddi etkisi oluyor. Yani dolayısıyla şunu söylemek istiyorum. Merkez Bankası %50 politika faizi varsa, önümüzdeki döneme ilişkin de 12 aylık enflasyon beklentisi %35 ise burada bir reel faiz var demektir. Yani beklenen enflasyonla faizi karşılaştıracaksınız. Onun için Merkez Bankası ya da Türkiye'de para politikası yeterince sıkı mı sorusunun cevabı bence net olarak evet. Bunu sadece Merkez Bankası politika faizinden değil, bankaların kredi faizlerinden ve mevduat faizinden de rahatlıkla görebilirsiniz. Özellikle kredi almak isteyenlerin kredi faizlerinin, kredi maliyetlerinin diğer sigortaları, işte dosya masraflarını kattığınız zaman %100'lerin üzerine, %115'lere bireysel kredilerde maliyetlerin çıktığını görüyoruz. Bu maliyetlerden kimsenin borçlanıp da doğru düzgün bir iş yapması mümkün değil. Onun için bu yeteri kadar sıkılaştırıcı bana göre. Onun için Merkez Bankası'ndan bir faiz artırımı beklemem. Zaten veriler biraz da, bunu daha önce biz söylemiştik, hatırlayanlar vardır. Yavaş yavaş çok yüksek faizlerden dolayı TL kredilerden, şirketler üzerinde söylüyorum tabii, bireylerin öyle bir şansı zaten yok, yabancı para cinsinden kredilere doğru kayış var. Yani bu da doğal çünkü yabancı para krediler faizleri çok düşük. TL kredilerin faizleri çok yüksek. Yabancı para kredi aldığınız zaman bunun en büyük riski nedir? İşte kur riski taşıyorsunuz. Kurun yukarı gitmesi durumunda işte ana para zaten artacağı için çok ciddi bir risk aslında bu. Ama Merkez Bankası'nın şu andaki yönetilen kur sistemi içerisinde kuru da bir yere salmadığını da görüyoruz. Aslında onun için pek de mantıksız bir yaklaşım değil. Zaten şirketler de bu nispeten mantıklı olan yaklaşıma doğru biraz meyletmiş durumdalar. Onun için döviz kredileri eskisi gibi ufak ufak daha artmaya başladı. Onu da aklımızın bir köşesinde bulunduralım. Tabii hal böyleyken bu kadar yüksek
reel faizin olduğu bir ülkede bu kadar yüksek derken, yani olması gereken, yani olması gerekeni çok üzerinde demiyorum ama doğal olarak diğer piyasalarda olumsuz seyirler yaşanıyor. Yani bu kaçınılmaz. Borsa İstanbul'un 300 doları bir türlü geçememesinin ana sebebi budur. Yine 300-305 dolarlardan kaçıncıya geri dönüyoruz? 290 dolardaydı ben yayına girmeden önce. Ama diğer taraftan da muazzam bir sektörel ayrışma var. Her hafta başka bir sektör dayak yiyor. Daha önceki yayınlarda size söylemiştim, işte BIST 30, BIST 100 dışındaki şirketlerin daha fazla olumsuz etkilendiği bir dönemden geçiyoruz demiştim. O hikaye son bir haftada biraz dengelenmiş gibi gözüküyor ama bunun önümüzdeki dönemde de bu hikayenin böyle devam edeceğini beklemek lazım. Çünkü faizlerin artması değerlemelerde ciddi farklılıklar yaratıyor. Çünkü biliyorsunuz gelecekteki nakit akışlarının bugün indirgenmesi sonucu hisse senetlerinin fiyatlarını buluyoruz ve bunlarda da en fazla etkilenen şirketler, sektörler daha çok böyle bu daha kırılgan gördüğümüz, yükselişlerde de hızlı giden ama dönüşlerde de hızlı gelen işte teknoloji, bilişim vesaire gibi ya da biraz böyle popülaritesi artmış, onun için biraz yükselmiş hisseler sert bir şekilde geri geliyor. Halka arzlarda mesela bunu görüyoruz çok net bir şekilde. İşte o tavan tavan hikayeleri bitmiş gibi ya da en azından biraz daha sönümlenmiş gibi gözüküyor. Onun için yeni paradigma bu. Dolayısıyla buna göre kendimizi hazırlamamız gerekiyor. Sadece bizden kaynaklanan değil, aynı zamanda piyasaya ilişkin problematik unsurlardan bir tanesi de Fed'in faiz indirimi hikayesinin artık yani 6 faiz indiriminden 2 faiz indirimine kadar geldik neredeyse. Ve faiz indiriminin gerçekleştirilmeme ihtimali fazlaca kişi tarafından dillendirilmeye başlandı. Hatta faiz arttırımı bile söylenenler arasına girmeye başladı. Bu tabii ki uluslararası finansal sistem için olumlu bir hareket değil. Çünkü bütün beklentiler ona göre şekillendirilmişti. Şimdi zaten son bir haftada S&P'nin Nasdaq'ın düştüğünü görüyoruz. Bu düşüşler işte 500 puana yakın, %10'a yakın düşüşler olduğunu en son bakmıştım ama tam rakamı da belki söylemekte fayda var. Ve dolayısıyla bunu da açıkçası ben normal karşılıyorum. Pardon, rakama bakmışım biraz. 250 puan. 5000'de 250 puan da %5'lik bir geri çekilme yapar. 5260'tan 5000'e geldi. Dolayısıyla S&P 500'den bahsediyorum. Bu da işin doğası gereği çok normal. Yani faizlerin bu kadar, orada da aynı şey geçerli bizimki gibi. Bu kadar en baştaki senaryoyla şimdiki senaryo arasında bu kadar fark olmasına rağmen piyasaların bundan olumsuz etkilenmemesini beklemek zaten pek mümkün değildi. İşte buna ilişkin belli şeyler var. İşte teknolojik gelişme, yapay zeka vesaire, işte o Magnificent, muhteşem yedilinin ön plana çıkmasıyla birlikte zaten bu kadar yükseliş oldu. Onlara çıktığımızda böyle bir yükseliş yok vesaire hikayeleri var ama gene de bu yeni dünya içerisinde burada da seçime doğru bir düzeltme ihtimali söz konusu olabilir. Tabii tahvil faizleri yükseliyor. ABD 10 yıllık tahvil faizleri yükseliyor. Ve buna mukabil de Avrupa'dan sanki Amerika Merkez Bankası kadar sert bir duruş gelmeyecek gibi gözüküyor. Yani Avrupa daha önce faiz indirimine başlayacak gibi gözüküyor. Zaten piyasada bunu anladığı için dolar endeksi yukarı, euro dolar aşağı doğru geldi. İşte 1.08'in üstünden 1.06'nın hemen üstüne doğru geldik ve bu hareket biraz daha devam ediyor. Burada ilginç olan bir tane şey var. O da ilişkisel anlamda altınla, ons altınla ABD 10 yıllık tahvil faizleri arasındaki ilişkinin normalde alıştığımızın çok dışında çalışıyor olması. Bunu genel olarak jeopolitik risklere bağlıyorlar analistler. Bir kısmı da merkez bankalarının altın talebine bağlıyorlar. Bunlar gerçek olabilir ama belki de fiyatlamalar biraz fazla da gitmiş olabilir yani altın tarafında. İşte o rekorlar kırıldı, hala kırılmaya devam ediyor biliyorsunuz. İşte biz daha önce şuradan tam rakamı da bakalım. 2200 dolarları geçecek mi vesaire diye konuşurken 2200 dolarları geride bıraktık. Şu anda 2378 dolarda ve en yüksek görüldüğü yerde 2431'i görmüşüz. Daha önce uzunca süre işte bu 2100-2200'ü 3-4 kere deneyip geçememişti. En son safhada geçmiş oluyoruz. Ve buraya geçtiysek geride bıraktık, artık bir daha buraya dönülmez anlamına gelmiyor. Çünkü faizlerin bu kadar yüksek olduğu yerde altında da eğer bu jeopolitik riskler sönümlenirse, ki ufak tefek şeyler oluyor. İran'la İsrail arasında çok büyütülen haberler çıkıyor ama sonuçta aslında baktığımız zaman fiili olarak
Çok büyük bir çatışma yok ama gerginlik tabii ki sürüyor. Dolayısıyla altın da bu anlamda jeopolitik riskleri fiyatlıyorsa, faizden beslenmiyor çünkü, o çok net bir şekilde ortada. Eğer orada biraz daha rahatlama olursa sert bir şekilde de geri çekilebilir. Onu da altın yatırımcısı için bir risk unsuru olarak kenarda tutmakta fayda var diye düşünüyorum. Dolayısıyla küresel tarafta sıkı para politikasının devamı nedeniyle işlerin çok iyi gitmediği, bir miktar dolar lehine hareketin olduğu, diğer tarafta da bizde kendimize özgü bir takım problemlerden dolayı piyasalarda sıkıntılar olduğunu söylemiş olalım. Tabii ki Mehmet Şimşek de konuştu. IIF'in, Institute of International Finance'in bir toplantısıydı herhalde. Arkasında onun logosu vardı dinlediğimde. Ve orada locals diye bir şey söyledi ve şunu söyledi aslında, konuşmanın biraz magazinel olduğu için bundan bahsetmek istiyorum. Yani biz sıkı duruyoruz. Programımızın arkasındayız. Programımızın arkasında durduğumuz ve enflasyonu düşüreceğiz, sıkı politika devam edeceğiz falan filan gibi, işte biliyorsunuz şimdiye kadar hep söylediği şeyler. Bu konuda yabancıları ikna ettik fakat henüz yerlileri ikna edemedik dedi. Ve bu anlamda da işte yerlerin ikna olmamasının göstergeleri neler? Bir tanesi döviz talebinin yeteri kadar dizginleyememiş olmaları. İkincisi de enflasyon beklentileri veya enflasyonist beklentilere özgü davranışların henüz ortadan kaldırılamamış olması konusundan yakınıyor biraz Sayın Bakan. Orada da konuşurken biz ne dedi? We couldn't convince locals dedi herhalde. Lokaller diyor, yereller, yani bizden bahsediyor. Bu çok ciddi bir infial yarattı bazı çevrelerde. Ben de o kadar takılması gerektiğini düşünmüyorum böyle şeyleri ama sonuçta ana fikir olarak henüz Türkiye'deki yurt dışı yerleşiklerin bu konuya yeteri kadar ikna olmadıkları, ekonomi yönetiminin de bilgisi dahilinde bunun için de herhalde biraz daha ellerinden geleni yapacaklardır. Onun için mesela işte ben daha önce de söylemiştim. Seçimden sonra kurun serbest bırakılması ve yukarı doğru çıkması daha önceki seçimde olduğu gibi ihtimal dışıydı benim için. Çünkü eğer öyle olsaydı bir daha yurt dışı yerleşikleri ikna etme şansı zaten şu anda hani zorlandıkları bir nokta neredeyse imkansız hale gelirdi. Onun için böyle bir şeye girişilmeyeceğini düşünüyordum ki öyle de oldu. Merkez Bankası'nın kaldı ki elinde böyle bir güç hala var. Evet, bu haftalık benden bu kadar. Önümüzdeki hafta tekrar görüşeceğiz. Önümüzdeki hafta Cuma'dan önce zaten Merkez Bankası toplantısı var. O toplantıya ilişkin beklentimi de sizlerle paylaşmış oldum. Ama toplantı günü tekrar tabii ki konuşacağız. Bol kazançlar diliyorum. İyi tatiller.